Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti. Bugün çok güzel bir gün, çok özel bir gün. 104 yıl önce meclis kurulurken Egemenlik Ayısı Şanssız Milletindir diye Sinan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ulusal Egemenlik Bayramımızı çocuklara hediye etmiş. Bu büyük bir liderlik, büyük bir vizyon ve ulusal egemenliğin çocuklar tarafından geleceğe taşınması ile ilgili de çok önemli bir duruş göstermiş. Rahmetli millet anlıyor. Zamanı ve mekanı şahitleriyiz. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hoş geldiniz diyoruz. Ve sizler bizim geleceğimizsiniz, gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Ve çocuk gözüyle buraya baktığımız zaman biz Gaziantep Büyükşehir'de çocuk dostu bir şehir kurmaya çalıştık. Çocukların heyecanını, samimiyetini, tevazusunu ve sıcaklığını şehri hissettirmeye çalıştık. Çocukların cıvıl cıvıl o yüreğimizi ısıtan duruşunu şehre vermeye çalıştık. O yüzden bugün bu özel günde bu özel misafirlerimizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve yarınları güvencesi olan biz çocuklara bugünü armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip olduğumuz için biz Türk çocukları olarak çok şanslıyız. Ülkemizin ve dünyadaki tüm çocukların barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini diliyorum. Hiçbir çocuk eğitim hakkı elinden alınmadan eğitimini tamamlamalıdır. Gelecek nesiller olarak biz çocuklar yarınlarımıza iyi bir yaşam bırakmak için eğitimli nesiller bırakmalıyız. Milletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve yarınları güvencesi olan biz çocuklara bugünü armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip olduğumuz için biz Türk çocukları olarak çok şanslıyız. Bu şerefli ve güzel günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarımı sunarım.